Değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından merhaba. Mart ayının içerisindeyiz. Mart ayı doğanın uyandığı ay. Ama maalesef yakın coğrafyamızda, Türkiye'mizde katliamların olduğu ay oldu. Bombaların patladığı ay oldu. Orada bombalar patladı. Bizim burada yüreğimiz parçalandı. Üzüldük. Dünyada buna artık seyirci kalmıyor. Dünyada zaten bunun içerisinde. Belçika'da da sonuçta e, bombalar patladı. Bakalım daha neler olacak. Ümit ederim Mart ayıyla beraber bunların hepsi de yok olur gider. Mart ayı bir de e, tiyatro gününün kutlandığı ay. Evet. E, o nedenle e, belki program yayınlandığında e, onu geçmiş olacağız ama e, Dünya Tiyatrolar Günü mü diyoruz hocam? Evet, Dünya Tiyatro Günü. 27 Mart. 27 Mart e, o nedenle bugünkü konuğum Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Hocalarından evet. Sayın Murat Atak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum beni konuk Siz ettiğiniz için. Yorgun yorgun aldık sizi buraya ama ümit ederim dinlendiniz biraz. Dinlendim dinlendim Olur mu hocam? Çetin Hocasını yeterince ilgilenmiştir herhalde. <laughs> sağ olsun o biliyorsunuz dışarıdan gelen yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimize Türkiye'den özellikle gelen hocalarımızın sayısı çok fazla olduğu için o hepimizde çok yakından ilgilenip hepimizden fazla yorulan o zaten. için evet. <laughs> Organize etmesi zor, evet, doğru. gelen kolay, kolay şey. bir şey değil çünkü hem hem organize etmesi kolay değil hem de bir sanat fakültesini yönetmek çok kolay değil. Bir üniversitenin sanat fakültesi olması bir sanat fakültesine sahip olması çok kolay bir şey değil. Bunlar çok çok zor şeyler ama üniversitemizde bu bu zorları başararak ilerliyoruz. İki tane fakülte var hocam. İçinde sanat geçen. Yani baş adında sanat geçen iki tane fakülte var. Bir tanesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, bir tanesi de Sahne Sanatları Fakültesi. Evet. Bizim o nedenle o kardeş fakülteyiz onlarla. Ve Çetin Hoca'yla da böyle çok iyi paslaşırız biz. Güzel. Ee, e tabii çünkü yani sanat e, biliyorsunuz günümüzde e, o bombaların e, patlamalarıyla sanattan bir şey kalmadı, insandan bir şey kalmadı aslında. Yani siyasi kaos dünyada ve özellikle de Orta Doğu'da oluşan bu siyasi tamam. kaos ee, bizi e, çok derinden etkiliyor. Müsaade ederseniz bu... sizin cümlenizi tam terse çevirerek bir kere de ben söylemek istiyorum. Bombalar yüzünden sanat kalmadı diyorsunuz ya. Eğer sanat olsaydı, eğer biz e, kendi ülkemizin doğusuna, güney doğusunda zamanında götürebilseydik sanatı, bugün bombalar patlamazdı zaten. Yani sanatla uğraşan, sanatın inceliğiyle uğraşan, sanat estetiğini bilen insanların e, aklında kötü şeyler olması, insanlara zarar vermesi, doğaya zarar vermesi mümkün değil ki. Yani bir ilkokul öğrencisinin eline o zaman bundan 40 sene önce, 50 sene önce eğer bir keman verebilseydik, o çocuk eline bugün silah almazdı. Bir fırça verebilseydik. Gerçekten öğretmenlerimiz eğitimcilerimiz oralar şimdi kalk kalktı galiba siz güzel sanatlardan daha iyi bilirsiniz okullarda zorunlu resim dersleri müzik dersleri filan kalktı öyle şeyler yok galiba birazı seçmeli oldu birazı da işte bir saat bildiğim kadarıyla sanatla ilgili eğer çocuk seçmeli alırsa bir saat bir saatte bu çocuğa siz ne nota öğretebilirsiniz e, geçtim nota filan öğretmeye hocam resim yapmayı İstiklal marşımızı bir araya gelip hep birlikte düzgün söyleyemeyen bir toplumuz. Daha ne olsun? Yani müzik dersinde sadece İstiklal Marşı'nı söylemeyi öğretseler bile çok büyük bir iş başarmış olurlar. Doğru. Hocam tabii şöyle bir şey var. Şimdi e, köy enstitülerini işte tam da bu nedenle kapattılar aslında. Çünkü köy enstitüleri doğrudan doğruya o bizim köyden gelen insanlara, köyden gelen gençlere, çocuklara tam da aydınlanmayı Götüren bir eğitim sistemiydi, bir projeydi ve dünyada bizim ihraç ettiğimiz tek projeymiş bu. Evet, yani herhangi bir yerden örnek alarak yapmamışız bunu. Evet. Bu bu tamamen bizim tasarımımız, Türk insanının ve Allah rahmet eylesin Hasan Ali Yücel'lere, Tonguç'lara, evet. yani o köy enstitülerini kuranlara. Ama bir bakıyorsunuz o gün o köy enstitülerini kapatanların zihniyeti kapandıktan 60 küsur sene sonra bütün basın yayın organlarına çıkıp bu ülkenin başına ne geldiyse okumuşlardan gelmiştir. Cahil insan, yararlı insandır diyen bir Yani ıı, ıı, neydi hocam ya? Bunu söyleyen bir profesördü ve şey rektör yardımcılığı görevi üstlenmiş ya da kendisine öyle bir görev verilmiş. Bir... İşte idari görevler farklı ama bu kişi profesör olana kadar nasıl gözden kaçmış çok ilginç <laughs> yani tabi ciddiye almamak lazım yine de iyi e tarafından bakıyorum e, okumuş insanlarımızdan hayır gelseydi ülke bu durumda olur muydu acaba demek istemiştir belki de <laughs> yani bilemeyeceğim tabi şu da var hocam siz Güneydoğu e, işin, dediniz ama işin şimdi esprisi. köy enstitüleriyle beraber aslında Anadolu aydınlanması aslında zirvede idi. aydınlanıyordu Anadolu her türlü ama biz hep bir şeyi kaçırıyoruz. Yani o niye gitmedi oraya? Çünkü doğuda bir ağlık sistemi var. Bir inanç sistemi var doğuda. Bir de toprak sistemi var. E yani tabii elbette bu bu bunlar yapılmadığı bu için yıkılacaktı işte eğer. bu yapılamadığı için şu andaki aslında oradaki terör örgütünün arkasında ya da üzerine kuruldu hiç toprak sisteminden ya da ağlık sistemiyle çelişkisinden konuşulduğunu siz duydunuz mu? Sadece Türkiye TC Evet. Peki başka bir şey yaptıklarını duydunuz mu? Yani biz işte şunu da istiyoruz, bunda özgürlükler, insan hakları, demokrasi ama bunları söyleyenler kimler? Toprak Ağaları. Çok çok haklısınız. Yani o te, hakikaten bir de konudan konuya atlamış gibi olacağım ama ben bu TC diyorlar ya, hani ona da ona da çok canım sıkılıyor. Bu kadar kolay olmasa gerek. TC deyip geçiyorlar. buraya girerken de mesela ee, Kıbrıs'a girerken gömükte o, bir belge var, burada uyruğu yazıyor. Evet. Ben oraya Türkiye Cumhuriyeti diye yazıyorum, üşenmeden. Yani bu 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 ülke kolay kazanılmadı. Bakın işte geçen günlerde Çanakkale zaferimizin 101. yıl dönümü kutlandı. E, Çanakkale eğer geçilseydi o zaman bugün de Türkiye Cumhuriyeti olurdu, ne insanımız. Ee, huzur içinde, e, refah içinde bunca yıldır yaşayabilirdi. Bakmayın, ben bunlara bugünkü bombalara, bugünkü terör eylemlerine filan e, biraz biraz geçici diye bakıyorum. Biraz kurgulanmış, e, işte dış güçlerin etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum. İç güçlerden bazılarının etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, yoksa o, bu ülkenin insanı manyak değil gelip gidip kendini patlatsın? Elbette 3-5 cahil buluyorlar, oradan birilerini buluyorlar. Bir şeyler karşılığında işte öbür tarafta bir şeyler vaat ediyorlar. Cennette şöyle olacaksın filan gibi. Bir şeylere inandırıyorlar. Belki parayla, belki başka bir şeyle. Yani dini çok fazla kullanmaya başladılar ve bu kişiler bundan dolayı da sanatı reddetmeye başladılar. Yani din sanatı reddetmiyor ki. Din kendi ürettiğin heykelciğin karşısına geçip tapınmayı yasaklıyor. Yoksa onu üretmeyi yasaklamıyor, resim yapmayı yasaklamıyor ki. Makamı, şarkıyı yasaklamıyor ki. Eğer nota so yazmak, şarkı söylemek, beste yapmak günah olsa, e, günde beş vakit ezan dinliyoruz. Bunun bir makamı var. Beş ezanın da başka makamları var. Yani eğer dinde, sanat e, yasaklanmış, lanetlenmiş olsa niye peki bir Kur'an okurken bunun bir namesi var, bir, bir tasavvuf müziğimiz var bizim Mevlana'yı nereye reddediyorsunuz, Yunus'u nereye red nasıl reddedeceksiniz yani. E, ama insanlara bunu iyi anlatamadığımız zaman e, işte tiyatroya gitmek, bale seyretmek, opera dinlemek, resim sergisine gitmek, heykel yapmak günah diye bir izlenim oluşmaya başladı. Oysa çok büyük sevap, hakikaten sevap. Çünkü eğer siz kendinize bir fayda, kendi taşınızı kendinizi yontup, kendinizi adam etmek istiyorsanız mutlaka sanatla ilgilenmeniz lazım. Sanat ne yapar filan diye soruyorlar bazen de. Sanat diyorum insanı yontar. Ama bu da böyle. Şimdi tabii diğer her meslek çok önemli, her mesleğin eğitimi çok önemli. Ama e, dediniz ya bir saat. Bir saatte siz 60-70 tane çocuğu bir sınıfa sokup ne öğretebilirsiniz? Nasıl öğretebilirsiniz? Nasıl ürettirebilirsiniz? Sanat ürettirebilirsiniz? Mümkün değil ki. Ki bir de bunun özel eğitim olduğunu düşünün. Bazen e, şaşırıyor bizim arkadaşlarımız. Sizin, sizin ben diyorum 12 kişiydi bizim sınıfımız. Nasıl 12 kişiydi sizin sınıfınız? Sizin sınıfınız kaç kişiydi? 600 kişi. <laughs> Şimdi elbette ki çok önemli e, ee, işte efendim işletme fakültemiz, hukuk fakültemiz ve yani şu anda sıralamanın gereği yok. Ama bir anfiye girip ders anlatıp çıkmıyoruz ki biz. bizim biz en fazla 10 öğrenciyle, en fazla 12 öğrenciyle ancak üretebiliyoruz. Ve birebir yapıyorsunuz dersleri. Bire birebir sahneye çıkacak, çocuk orada oturacak, arkadaşını izleyecek, arkadaşının hatasını görecek. Sonra hadi bakalım sen gel sahneye diyeceksiniz. Bu çocuğa birey olarak siz en az yarım saat, bir saat her hoca ki 13-15 hocamız var. Bu çocuk haftada en az 15 saat sahne üzerinde birebir pratik yapacak demektir bu. Yoksa mümkün değil ki ver, verin çocuğun eline kemanı al, çal çocuğun bakayım. E nasıl çalacak? Öğretmen tek tek. Ona yani bu tahtaya yazı yazıp Yazın defterlerinize bakalım. Bu formülde ezberleyin gibi bir şey değil hocam. O parmak hangi pozisyonda olacak? Bu la sesini nasıl vereceğim? Bu, bu parmak burada olursa ne olur? Kısa olursa ne olur? Çünkü konservatuarları bilirsiniz. Siz de sanatçı bir aileden gel gelmekte olduğunuz için. Yani e, konservatuar giriş sınavlarında müzik bölümlerinden söz ediyorum. Çocukların parmaklarına bakarlar. Bedensel gelişimlerine bakarlar. Biraz irice çocuklar efendim eee viyolonsel'e kontrbasa alınırlar. İşte dudak yapısına bakarlar. Dudakları biraz kalınca olan çocukları tromboncu yaparlar. Parmakları işte ince olanı piyanist yaparlar. Kısa olanı e, baş, keman çalmak için şu parmağın şu tele ulaşması lazım. Yani bu kadar önemlidir bu bale eğitimi dediğiniz şey. Öyledir. Küçük yaşta alırsınız çocuğu o ayağın ee, gelişimine bakarsınız ne kadar bükülebilecek diye ve 8 yaşında 9 yaşında alır konservatuar bir bale öğrencisini 14 yıl 15 yıl eğittikten sonra ileri yüksekten mezun eder. O çocuk mezun olunca kadro bulamaz. Ee, bir hükümet herhangi bir şekilde bir kadro vermeye kalkarsa da 15 sene sonra bir bakarlar ki o balerin kızcağız gelmiş 40 yaşına bu sefer de derler ki sen yaşlandın seni alamayız. <laughs> yani bir kalemde bir kalemde öğretmenler öğretmenler canlarımız elbette ki bugün bu varlığımızı öğretmenlerimize borçluyuz. Ama siz bir kalemde 30 bin öğretmen alabiliyorsanız 300 tane de sanatçı alın yanında. Eğer siz bir kalemde 40 bin polis ve koruma görevlisi alabiliyorsanız gerek yok ki. Siz bu ülkede sanatçı yetiştirirseniz, sanat ortamları açarsanız, kültür merkezleri açarsanız 40 bin polise ihtiyacınız olmayacak zaten. Çünkü o insanlar zaten medeni kurallara göre insanı seven, ülkesini seven, doğayı seven, Allah'ını seven yani düşünen insan, sorgulayan insan. Ee, ve birbirine saygı duyan insanlar yetiştirmiş olacaksınız o zaman zaten polise ihtiyacınız kalmayacak bu tabii hocam strateji devletin stratejisi gereği tabii onlarda da strateji öncelikle e, kendi siyasi varoluşlar o varoluşların destekleyecek kararlarla hareket etmelerini e, hareket ediyorlar yoksa e, yani halka yönelik bir e, hizmet e, anlayışıyla değil. Hocam siyasi varoluşları diyorsunuz. Bir insan neden siyasete girer? Yani sadece bir koltukta oturabileyim ve ayda da benim işte 15 bin lira maaşım olsun, bir de çoluğum çocuğum kırmızı pasaportla yurt dışına çıksın gelsin diye mi ister bunu acaba? Yoksa bu ülkeye hizmet etmek için mi ister? Bu ülkeye nasıl hizmet etmeyi planlıyorlar peki? Yani bu siyasi erk insana yatırım yapmadığı takdirde. Bakın üniversitemizde çok özel bir şey var. Burada e, çok ciddi anlamda insana, öğrenciye bir yatırım yapılıyor. Evet bina da yapılıyor, spot da alınıyor, kamera da alınıyor ama bütün bunlar altyapı altyapı o kadar önemli ki. Şimdi mesela bizim evet biraz ağır gidiyor olabilir ama bitecek çok yakın zamanda bir sahne yapılıyor bize tıp fakültesinin altında bir oda tiyatrosu yapılıyor. Ee, mükemmel bir yer olacak. Öğrenciye bu imkanı sağlamadığınız takdirde e, oradan e, sanatçı çıkması mümkün değil ki. Yani düşünün Güzel Sanatlar Fakültenizde resim bölümü var ama çocukların e, Şövalesi yok, tuval yok, fırça yok. E ne yapacak bu çocuk? Çocuğum işte siz şeyi öğrenin, iki tane ressamın hayatını ezberleyin, gelin ben size sene sonunda sınav yapacağım gibi. Bizim çünkü biliyorsunuz psikoloji, felsefe derslerimizde ben lisedeyken işte felsefe, mantık felsefe derslerimiz vardı. Felsefede biz düşüncenin ne olduğunu öğrenmek yerine felsefe tarihindeki 3-5 tane filozofun hayatını ezberledik. Ondan sınava girdik. Bu adam ne zaman doğmuş, bu adam ne zaman ölmüş diye. Yani eğitim sisteminde böyle bir garabet var ama... E, yatırım, insana yapılan yatırımın e, sevabı da çok büyük vallahi. Ben bu ara sürekli böyle bakın günah, sevap diye şeye uydum. E, Hocam aslında uydum böyle e, tabii yani e, konuşmaların da onlardan etkilenmesi kaçınılmazdır. En çok ne kullanıyorsanız, belleğinize ne yerleşiyorsa onların da dışa vurulması doğaldır bu konuşmalar içerisinde kendisini yer buluyor. Tabii ki e, gerçekten de insana yapılan eğitim. Siz şimdi e, siyasetler niye seçiliyor diyorsunuz? Hizmet için mi? E, ben ha, niye siyasi girer değilim. Tabii ben siyasi değilim ama ben de bu ülkeye hizmet ediyorum sonuçta. Evet. Siz de hizmet ediyorsunuz. Bir evet. siyasi kişilik miyiz? Değiliz. Biz kendi alanımızda değişik sınavlardan, engellerden efendim tozdan topraktan kurtularak sıyrılarak evet. buralara kadar geldik. İşte o siyasiler bizim önümüzü açacaklar, bizim ufkumuzu açacaklar, bizim bütçemizi açacaklar ki biz bu ülkede bu ülkeye yararlı insanlar yetiştirmeye devam edebilelim. Bakın Onun için bu, varlar. Bizim şeyim ödül aldı. Aziz Sancar Amerika'da ödül aldı. Şimdi evet. beyin göçünden sürekli bahsedilirdi. Bizim okuduğumuz dönemlerde falan. Sonra akademisyen olduk. Biz de işin içerisine girdik. Ama son dönemlerde mesela beyin göçünden hiç konuşulmuyor. Çünkü beyin göçü aslında gayet insanlar e, insanların artık kanıksadığı, yadırgamadığı bir hal aldı. Tasını toprağını, e, tasını taran, to toplayan, toplayan gidiyor. gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Çünkü yani bunlara cahil insan lazım. Evet. Çünkü okumuş, yazmış, araştıran, eden, giden, çalışan, üreten insanlar. Gitmelerinde gitmiş, fayda var. Evet. Işte, Fazla Fazıl Say'a hadi çek git dediler. Evet. Bu çok ilginç bir şey. Şimdi bu koşullarda savaşın da kaçınılmaz olması kaçınılmaz oluyor işte. Çünkü Sanat savaş çıkarmaz. Sanat savaşın sebebi de değildir. O Çıkarmış. zaman o zaman nedir demek ki savaşın çıkaran nedenleri siz kaşıdıkça onlar ortaya çıkıyor işte. Neyse yani bu işin siyasi tarafı gerçekten hepimizi aslında günlük yaşamın içinde olduğu için biz hepimiz buna çok etkileniyoruz. Bir farkında mısınız? Yani programın başından beri biz aslında hep siyasetten konuşuyoruz. Çünkü gerçekten de bizim artık yediğimiz, içtiğimiz Nefes aldığımız, dinlediğimiz her şeyin içerisinde siyaset var. Ama oysa şimdi, biz işimizi yapmalıyız. Hocam. Seneler önce sizden söz edeceğim. Akşam dostlarla bir araya geldiğimizde oynadığımız oyunu hatta dedikodu yapardık yani Ay Ahmet de olmamış ya bu oyunda. Keşke Hı. şöyle olsaydı falan filanlar konuşulurken şimdi oyunlar bitiyor. Artık dışarıda bir yere de gitmiyoruz zaten Türkiye'de. Her an başımıza ne gelecek diye Hı. istedikleri de buydu. Ürkütüp eve tıkmak insanları. Ellerimize oturduğumuzda elimizde birer kumanda eyvah bugün orada ne olmuş burada ne olmuş. Dostlarla bir araya geldiğimizde de ne olacak bu ülkenin halini konuşmaya başlıyoruz. Yani e, bu programda nasıl henüz daha sanattan çok fazla söz etme imkanımız olmadıysa. Normal sosyal yaşamımızda da e, sanattan çok fazla söz edemez işte. hale e, Tabii şimdi sanata da şeydi yani yani... E, ben böyle sanatın içine bilmem ne yaparım diyen bir yönetici, bir yerel bir yöneticiydi sonuçta. İşte ya da başka şeyler sanata sanat için söylenen şeyler. Sanat sürekli bir böyle şey e, aşağılanmayla karşı, karşı karşıya kaldı. Şimdi o e, profesörün söylediği bize cahil insan lazım dediğinde e, anarşist, terörist yerine konuldu akademisyenler en üst makamlar tarafından. Ya tabii ki bununla şimdi Türkiye'de kaç tane profesör var? Kaç tane doçent var, kaç tane yardımcı doçent var? Bunları bir sıraladığınız zaman işte toplamda 40 bin tane diyelim. Evet. E siz bunların hepsini aynı şekilde değerlendiriyorsunuz. E bunların içerisinde bin tanesi, 1200 bin tanesi imza attı. Ben atanlardan bir tanesi değilim, siz de değilsiniz sanıyorum. Evet. E ama peki yani ha, atanlar atmıştır. O onların problemidir, onların inancıdır. Atabilir. Atabilir tabii ki atabilir. Özgür bir düşüncedir. Profes, profesör diyorsunuz. Yani bu akademik kariyeri sağlamak için nerelerden geçip oraya gelmiş, belli bir düşünce sistemine sahip. Yani ateist olabilir. Bu hükümeti beğenmeyebilir. Beni beğenmeyebilir. Çok farklı siyasi düşüncelere sahip olabilir. Ben onun fikrine katılmak zorunda değilim ama onun fikrini savunmasına saygı duymak zorundayım hocam. Aynen öyle hocam. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Hem yakından sonra da kısa bir ara verelim programımıza yeniden görüşmek üzere.